Manşet'e hoş geldiniz. Yarı kapalı kambiyo rejimi. Bu ne demek? Bunun anlamına bakacağız ve bu yayında özellikle ekonomik buhran üzerinde duracağız. Ekonomik buhran diyorum. Bu dünya için geçerli değil ama şu anda Türkiye için fena halde geçerli. Ayrıca dünya ile yapılan kıyaslamalarda çok hata yapılıyor ve yanlış mukayeseler söz konusu. Bunu tablolarla da göstereceğim. Türkiye'de bir ekonomik buhran yaşanıyor ve bu Venezuela'dan, Arjantin'den veya diğer benzer enflasyonu yüksek ülkelerden farklı. Çünkü Türkiye'deki enflasyon özellikle son 1-2 yıl içerisinde muazzam arttı ve bunun düşme sinyalleri de yok. Ayrıca Türkiye'de para yok, sıcak para yok, dövize ihtiyaç var ve dövize ihtiyaç olduğu için de sürekli dövizle, kurla ilgili müdahaleler veya kontroller söz konusu. Unutmayın bir ülke sürekli bir biçimde dövizle oynuyor, kura müdahale ediyor veya bununla alakalı politikalar, ekonomik politikalar geliştiriyorsa o ülkede fena halde döviz açığı vardır, döviz ihtiyacı vardır. Bunu da unutmayın. Bütün bunları söylemek sıralamak için e, Türkiye'de belli krizleri yaşamış olmak, belli enflasyonist ortamlardan geçmiş olmak, yapılan hataları, yapılan iyileştirme çabalarını, atılan kimi olumlu adımları ve olumsuz adımları görmek ve bu süreçlerin içinden geçmiş olmak yeterli. Kavramlara bakmak gerekiyor. Bakın enflasyon farklı bir şey. Enflasyon sepeti farklı bir şey. Hayat pahalılığı farklı bir şey, yaşam maliyeti farklı bir şey. İşsizlik daha farklı bir konu ve enflasyonun içerisindeki kalemler, gıda enflasyonu vesaire bunlar farklı konular. Fiyat istikrarı başka bir şey, enflasyonla mücadele başka bir şey. Bakın deminden beri sıraladığım 10-12 başlık birbiriyle ilgili başlıklar ama farklı şeyler. Mesela enflasyon demek hayat pahalılığı demek değil ya da fiyat istikrarı demek ya da fiyat istikrarı ilişkisi daha farklı yaşam maliyeti daha farklı. Şöyle bir örnek vereyim. Enflasyon genel olarak ülkede bir takım belirlenmiş e, ürünlerin e, veya tüketim malzemelerinin neyse ay içerisinde veya yıl içerisinde artış fiyatlarının kalem kalem çıkarılıp belli bir bunun ortalamasının alınıp ve elbette hane Halkına göre de hesaplanması ve ağırlığının da elbette hesaplanarak ortaya bir oran çıkıyor ve bir ortalama çıkıyor. Yani yumurta fiyatları %100 artmışken un fiyatları diyelim ki yerinde sayabiliyor. Bu ikisinin ortalamasını aldığınızda %50 ediyor. Ya da e, taze sebze fiyatları çok düşük giderken tahıl fiyatları artmış olabiliyor vesaire. Bütün bunların hepsini alt alta koyuyorsunuz ve alt alta koyduktan sonra bir ortalamasını alıyorsunuz. Ve bunu elbette her ay e, sürekli olarak yapıyorsunuz ve ortaya bir enflasyon sepeti çıkıyor ve bir hesaplama yöntemi çıkıyor. İstatistik bilimi. Çok fazla halkın hatta gazetecilerin... E, sıradan siyasetçilerin anlayabileceği bir hesaplama yöntemi değil. Fakat düzgün hesaplanırsa ortaya düzgün bir enflasyon çıkıyor. Bu Batı ülkelerinde, Avrupa'da ve Amerika'da böyle. Peki bu hayat pahalılığı demek mi? Hayır hayat pahalılığı demek değil. Hayat pahalılığı ayrı bir şey. Hayatın pahalanması ayrı bir şey. Mesela siz e, evinizi geçindirmek için bir paraya ihtiyacınız var. Bir gelire ihtiyacınız var. Kiranızı ödeyeceksiniz, faturalarınızı ödeyeceksiniz, market alışverişini yapacaksınız vesaire. Verginizi ödeyeceksiniz. Enflasyon ne kadar? Diyelim ki enflasyon %5. Sizin ücretiniz %5 arttıysa dolayısıyla siz enflasyondan etkilenmiyorsunuz. Çünkü geliriniz de artmış. Geliriniz enflasyon oranında arttıysa hayat sizin için pahalanmamış demektir. Ama siz aynı ücretle çalışıyorsanız ve enflasyondan etkileniyorsanız %5, 7, 8, 10 neyse hayat sizin için pahalanıyor demektir. Ayrıca bir de yaşam maliyeti var. Ve bu 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 konular yani enflasyon, hayat pahalılığı, yaşam maliyeti, bütün gelişmiş Batı ülkelerinde ayrı ayrı hesaplanan ve ayrı ayrı bakılan konular. Eğer işinizi kaybetmişseniz, sizin için enflasyon yüzde beş, yüzde yedi, yüzde yüz değil, sizin için enflasyon yüzde bin, belki yüzde on bin hesaplanamaz. Neden? Yahu paranız yok. Yani geçtiğimiz ay asgari ücretse diyelim ki 4000 TL maaş aldınız. Bu ay o para yok. Bu ay bu ay sizin için yaşam maliyeti, hayat pahalılığı, enflasyon vesaire hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü paranız yok. Sıfır. Sıfır gelir 4-5 bin TL gider. Ne yapacaksınız? Sizin için enflasyon işte yüzde 4 bin 5 bin oluyor o zaman. Yani haliyle e, bu konular farklı konular. İşsizseniz. Geliriniz düşmüşse, geliriniz artmamışsa veya geliriniz enflasyon ortamında artmamışsa filan. Türkiye'de bunların hiçbirine bakılmıyor. Enflasyon şu kadardır deniliyor ve ondan sonra da işte bir hesaplama yöntemine giriliyor. Antiparantez bir şey daha söyleyeceğim. Merkez bankalarının görevi fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyonla mücadele deniyor ama çok öyle değil. Fiyat istikrarını sağlayarak elbette enflasyonla mücadele etmek. Ve enflasyon arttığı noktada Merkez bankaları da faizlerini artırmak zorunda. Onun için de Amerika'da, İngiltere'de merkez bankaları, Avrupa'da belli merkez bankaları faiz artırdılar. Ve enflasyonun katılaşması söz konusu. Kısa, kısa ve orta vadede. Yani yıllık enflasyon Amerika'da, Avrupa'da belli ülkelerde %6'ya 7'ye çıkmış durumda. Yıllık enflasyon. Dikkatinizi çekerim Türkiye'de aylık enflasyon %7. Nisan ayı TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon %7. Türkiye'deki aylık enflasyon bugün dünyada Özellikle Batı'da gelişmiş ülkelerde yıllık olarak göze çarpıyor ve Batı batılı ülkeler bu yıllık enflasyonun bir süre kalıcı olacağını, katılaşacağını öngörüyorlar ve merkez bankaları, Batı'da merkez bankaları faizle bunu dengeleyecek ve fiyat istikrarını sürdürmeye çalışacaklar. Ve 2023 sonuna kadar 2024'e kadar merkez bankalarının Amerika Merkez Bankası başta olmak üzere çünkü dünya piyasaları üzerinde hayli belirleyici Merkez bankalarının faiz artırmasından bahsediliyor. Şimdi Türkiye'de Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz oranı %14. Ve bunu ne zamandır değiştirmiyor. Enflasyon kaç? %70. Sadece devletin açıkladığı resmi enflasyonla arada 56 puanlık fark var. Haliyle yani enflasyonla mücadele veya fiyat istikrarı anlamında... ...faizi %60-70'lere çekmesi gereken Merkez Bankası... ...fiyat istikrarını sürdürmek adına bunu yapmıyor kur korumalı faiz vesaire filan gibi yöntemlerle ihracatçının dövizinden yaptığı kesintilerle kuru dengeleyerek piyasaları belli bir e, rölantide tutmaya çalışıyor. Gayri resmi rakamlarla bilinmiyor çünkü bu Türkiye'de Merkez Bankası her ay 10 milyar dolar kura müdahale ediyor ve kuru belli bir seviyede tutmak için bu parayı harcıyor. Çöpe atıyor adeta. Niçin? Kuru belli bir seviyede tutmak için, kur korumalı mevduatla işte belli bir biçimde dengeyi korumaya çalışmak için ve Merkez Bankası aman faiz artırmasın diye. Faizler %14'teyken enflasyon %70'te ama sıradan vatandaşımız bu aradaki tenakuzu, bu aradaki anlamsızlığı dahi anlamaktan uzak. Ve dediğim gibi deminden beri saydığım her şeyi anlamak, anlamaya çalışmak, anlamlandırmak için gerçekten ekonomi profesörü, kamu maliyesi profesörü, iktisat profesörü olmakta gerekmiyor. Her şey ortada. 1994 krizinden bu yana defalarca krizleri yaşamış bir gazeteci. Bankalar operasyonunu yaşamış bir gazeteci. %100'ün üzerinde üç haneli enflasyonlarla çocukluğu genç gençliği geçmiş, ardından istikrarı yakalamış bir Türkiye'nin yurttaşı olarak söylüyorum. Gidişat iyi değil. Kafasını kuma, kuma gören, gömen bir Türkiye var. Ee, biraz da grafiklerle bakalım. Grafiklerle deminden beri anlatmaya çalıştığım konular acaba nasıl görülüyor? Ee, biraz da öyle bakalım. BBC Türkçe harika bir grafikle enflasyon oranlarını getirmiş. Nisan ayında yıllık enflasyon 69.97. Enag'a göre enflasyon araştırma grubuna göre %156.86. 69.97 rakamına baktığınızda zaten %70 olmasın diye bir çaba görüyorsunuz. Ayar yapılmış, oynanmış, oynanıyor. Üretici enflasyonuna bakıyorsunuz kaç zamandır %100'ün üstünde. Ve bu üretici enflasyonu, üretici fiyatları bir türlü tüketici fiyatlarına yansımıyor. Yansıtmıyorlar özellikle. Dünya Gazetesi'nin konuyla ilgili manşeti enflasyon %70, üretici fiyatı 27 yılın zirvesinde. Bir önceki yayında ben 1997'den beri demiştim 95'ten bu yana en yüksek seviyesine yükselmiş. Yani AKP artık kendi dönemini de geçti. Kendi dönemini de geçti. 27 yıl önceki zirveyi yakaladı. İşte burada da grafik var. Biraz evvel anlattığım. Üfe %121. Tüfe 69.97 üretici fiyatları %121 tam iki katı neredeyse tüketici fiyatları 69 ve görüldüğü gibi özellikle 2021'in ortalarından itibaren üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makas açılmış fakat enteresan bir şekilde TÜİK tüketici fiyatlarını yani TÜFE'yi aşağıda tutuyor baskılıyor üretici fiyatları bu kadar artmışken bunun tüketici fiyatlarına yansımaması mümkün mü Allah aşkına? Ama işte market baskınları tepeden emirlerle filan işi götürmeye çalışıyorlar. Market kar etmeyecek mi? Aradaki komisyoncular kar etmeyecek mi? Ben de anlatıyorum. Sözcü gazetesinden kestim bu kupürü. Avrupa'da birinciyiz, dünyada altıncıyız diyor. Resmi rakamlarla. Ama başta da söyledim. Yani Türkiye'de özellikle Türkiye mesela Dünya Enflasyon Ligi solda bakın Venezuela, Sudan, Lübnan diye gidiyor işte Suriye. Ya bu ülkelerde zaten 10 yıllardır sıkıntı var. Fakat Türkiye'deki sıkıntı son 1-2 yılın 3 yılın fırlaması olunca dolayısıyla Türkiye dünya zirvesinde kötüleşme anlamında. Ayrıca sağdaki grafiğe dikkatinizi çekerim. Avrupa Enflasyon Ligi bakıldığında Türkiye zirvede ki o da açıklanan eksik şu anda yani Enag'ın açıklamasına göre %156 fakat açıklanan eksik resmi rakama göre. Fakat bakın Allah aşkına Ukrayna, savaşın olduğu Ukrayna Şubat ayı, Mart ayı, Nisan ayı savaşla geçti, krizle, gerginlikle geçti. Savaşın olduğu Ukrayna'da bile enflasyon %13.7 ve Ukrayna Avrupa'da 7. sırada. Reva mı? Fakat enteresan bir şekilde işte bu çarpıtmalar yapılıyor. Avrupa'da marketler boş. İngiltere işte efendim em, enflasyondan inim inim inliyor. Oto satışları düştü. Ev satışları durdu. Şu oldu bu oldu. Sonra işte Arap dünyasında paylaşılan karikatür ya da işte kolaş. Bir Osmanlı fesiyle sakallandırılmış Tayyip Erdoğan. Dilenci olarak resmedilmiş elinde tasla. Türkiye bayrağı da iliştirilmiş. Şey yapıyor. Dileniyor. Suudi Arabistan'a dilenmek için geldi deniliyor. Bu da dolaştırılıyor Ve bu kucaklaşma. Tamamen para kucaklaşması. Birkaç hafta evvel Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda, başkonsolosluğunda hunharca katledilen, cesedi kaybedilen Cemal Kaşıkçı o günlerde, o gün ve sonrasındaki bir yıl, bir buçuk yıl boyunca Türkiye'nin hışmını uğrayan Bin Selman, Sonra işte böyle bir kucaklaşma. Şunlar ortaya çıktı. Tayyip Erdoğan'ın bu ziyaret için bastırdığı, ısrar ettiği, kapıları aşındırdığı ve ne resmi ziyaret ne de çalışma ziyareti hüviyetinde değil, adeta bir özel ziyaret gibi bir statüye sokulduğu anlaşıldı. Belki de Tayyip Erdoğan ve çevresi biz Umre'ye geleceğiz gelmişken sizi uğrayalım dediler. Belki de o çerçevede bakıldı. Yani Tayyip Erdoğan bir resmi ziyaret yapıp Umri'ye gitmiş değil. Belki de Umri'ye gitti gitmişken de en azından bu kucaklaşma fotoğrafları verildi. Ve sonrasında Suudi yetkililer batı basınına verdikleri demeçlerde biz çağırmadık onlar geldi dediler. Biz çağırmadık onlar geldi dediler. Enteresan bir kambiyo rejimine birazdan bakacağız. Barış Soyda'nın yazısı yayınlandı halk.tv.com.tr'de. Suudi Arabistan'ın da Türkiye'den talepleri var başlıklı. Bu yazının ilk iki paragrafı son derece enteresan. İki taraf arasında diyor sadece Türkiye'ye sağlanacak kaynak değil başka konularda müzakere edildi. Bir kere e, ekonomi yönetimi Türkiye Ankara 15 milyarlık 15 milyar dolarlık kaynak beklentisiyle gidiyor Arabistan'a bunu yazmış. Fakat o iki konuyu da şöyle sıralamış diyor ki Suudi Arabistan'ın en büyük finans kuruluşu olan Saudi National Bank'ının %67 hissesini elinde bulundurduğu Türkiye finansta kalan Boydak grubu hisseleriyle ilgili talep, bir de Bahreyn'de Türk iş, Türk iş insanlarının karıştığı ve büyüklüğü 500 milyon dolara ulaştığı söylenen bir vurgun olayının çözümü. Ankara'dan destek talebi. Suudilerin de talepleri var. Belli ki Ankara'da bu talepleri değerlendiriyor, değerlendirecek. Yazının devamında zaten detaylar dikkat çekiyor. Hiçbir konuda şeffaflık olmadığı için bu konuda da hiçbir şey söylenmiyor. Ama Türkiye para dilenmek için gittiği ortada 15 milyar dolarlık kaynak beklentisiyle gittiği ortada. Dediğim gibi yarı kapalı kambiyo rejimi KJ'sini boşuna atmadım. Eğer bir döviz arayışı varsa daha doğrusu dövizle ilgili düzenlemeler söz konusuysa o ülkede döviz kıtlığı vardır. İbrahim Özdobak karikatürü para basarak e, bu konu çözülmeye çalışılıyor. ATM'den gıcır gıcır paralar çıkıyor. Bunu ATM'den para çeken, çekebilecek durumdaki vatandaşlar da görüyordur. Ekonomist e, Turhan Bozkurt, Twitter sayfasında e, hemen her gün e, seri numaraları sıralı şekilde e, banknot matbaasından, darphaneden çıkmış banknotları paylaşıyor. Para basıyor Türkiye. Bu da Öznur Kalender e, fotoğraf e, karikatürü. Nebati, gerekirse gemileri karadan yürütürüz dedi ama Zaten gemi çoktan karaya oturmuş vaziyette. Aynı nebati Erdoğan'a böyle metiyeler düzüyor. Senin için çalışmaya, yorulmaya, güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya. Erdoğan'ın güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Enflasyon, enflasyonda kalıcı katılaşma beklemiyoruz demiş hürriyetin ekonomi sayfasına manşet olan ifadesinde. Batı, Amerika, İngiltere başta olmak üzere enflasyonda kalıcı katılaşma öngörüyor. Yani %6-7 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun katılaşacağını, 2023 sonunda 2024'e kadar bu durumun böyle devam edeceğini öngörüyor. Merkez Bankası'nın Merkez bankalarının faiz artıracağını satın almış buna göre önlemler atıyor. Ayrıca Batı'da bizdeki gibi bir kriz, bizdeki gibi bir buhran, Türkiye'deki gibi bir resasyon, durgunluk, döviz açlığı, döviz kıtlığı vesaire bunlar yok. Böyle bir enflasyon olmadığı gibi. Onu da hesaba katın. Türk ekonomisi ciddi sınamadan geçiyor demiş Tayyip Erdoğan. Bir kısmı küresel, bir kısmı iç dinamiklerden kaynaklanan. Tümüyle iç dinamiklerden kaynaklanan. Ve bu durumun tersine çevrilecek hali yok. O arada yandaşlar hayal satmaya devam ediyor. İhsan Aktaş da bunlardan biri. Küresel jeopolitik kökten değişiyor. Türkiye yakın gelecekte petrol doğalgaz borsasını yöneten konuma gelecek. Avrupa'nın enerji arz güvenliği Türkiye'nin altyapısına bağlı hale geldi filan. Böyle uyutuyorlar milleti. Fakat bu uyutmayı işte seçime kadar yapmaya çalışacaklar. 6 ay, 7 ay, 8 ay, 1 yıl. Ne kadar yapabilirlerse. Asgari ücret enflasyon grafiği 2021 Nisan. Evet. Bu önemli bir grafik çünkü asgari ücret enflasyon arasında özellikle 2021 Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında çok büyük bir sıkıntı yokken Aralık ayından itibaren makasın nasıl açıldığı görülüyor ve 4000 bin küsür olarak verilen 4 bin küsür olarak verilen asgari ücretin 2022 Ocak ayından 2022 Nisan'a kadar nasıl eridiği de görülüyor. %26 erimiş. Yılın ilk 4 ayında. %26 erimiş. Ve şu anda yapılan hesaplamalara göre asgari ücretin 4200'lerde değil 6300'lerde falan olması gerekiyor. Sadece 4 ayda. Sadece 4 aydaki rakam. Gene kaynak TÜİK. Dedim ya şu anda işte yani resmi rakamlarla yürüyoruz ama resmi rakamlara göre facia çok büyük. Yani örtülemez noktada. Gıda fiyatlarına gıda fiyatları son 12 aylık değişime bakılmış. Başta da söylemiştim. Yani enflasyon ayrı, hayat pahalılığı ayrı, yaşam maliyeti ayrı, ayrı gıda enflasyonu ayrı vesaire diye. Tüfe gıda ve üfe gıdaya baktığınızda özellikle Aralık 2020'den itibaren nasıl makasın açıldığını görüyorsunuz. Kırmızı grafik tüfe gıda, sarı olan da üfe gıda yani üretici fiyatları. Tüfe gıda e, ee, Nisan 21'lerde 17.80'lerden 90.84'lere çıkmış resmi rakamlarla. Üfe gıda ise üretici fiyatları ise %115'lere çıkmış. Peki bu grafiğin yaz aylarında Eylül'de Ekim'de gevşeme olasılığı imkanı var mı? Yaz ucuzluğuyla şunla bunla filan bollaşmasıyla. Bu grafiğin tersine dönme ya da en azından durduğu yerde sabit kalma olanağı imkanı olasılığı var mı? Lütfen herkes kendine sorsun. Bu, bu karşılaştırmada OECD kaynaklı Almanya, Fransa, Türkiye tüketici fiyat artışları 1956-2022 arası. Dolayısıyla burada baktığınızda zaten e, siyah grafik Türkiye. Türkiye'nin 1976'lardan 2002'lere kadar nasıl enflasyonu şu, şuradaki yani ortadaki sıra dağlar. Bu ortadaki sıra dağlar işte bizim de çocukluğumuzun ve gençliğimizin rastladığı dönem. 1976-77'lerde başlamış yüksek enflasyonist ortam ve 2002-2003 başına kadar devam etmiş. Bunun AKP ile de alakası yok. Çünkü özellikle 2001 kriziyle o günkü hükümetin sandıkta sandık, barajın altında kalma pahasına aldığı tedbirler, Kemal Derviş önlemleriyle alınan tedbirlerdi. Özellikle... E, gerek bankacılıkla ilgili düzenlemeler gerekse ihale kanunu vesaire gibi atılan e, atılan adımların uygulamaları e, bu işi düzeltti. Yani geminin burnunu düzeltti adeta. Şimdi baktığınızda ben şeyde değilim. E, Türkiye grafiğini görüyorsunuz. Türkiye grafiği zaten 2022'lerden 2018, 17, 18'lere kadar stabil gitmiş. Sonra da zaten fırlamış. En sondaki hali görüyorsunuz. Peki şeye bakın. Sarı ve maviye bakın. Sarı ve maviye baktığınızda sarı ve mavi Almanya ve Fransa. Hep stabil gitmiş. Yani belli bir seviyede. İlk defa işte son 40 yılın falan zirvesi denilen şey veya son 50 yılın 60 yılın ülkeden ülkeye değişmekle beraber %4.5-7.3'e çıkmış filan. Şurada en yüksek değerler var. Mavi Fransa özür dilerim sarı Almanya. Fransa Mayıs 82'de 13.8'e çıkmış. Rekor. Almanya'da Ocak 81'de 7.5'a çıkmış. Şu anda kaç? Şu anda Almanya 7.3, Fransa 4.5. Grafiğe bir bütün olarak bakın. Avrupa ile kıyasladığında Türkiye'li ekonomistlerin veya Türkiye'li siyasetçilerin nasıl yalan söylediğini görürsünüz. Dolayısıyla Avrupa battı batıyor, bitti bitiyor, Aman Allah'ım büyük buhran falan filan deyip de dış dinamiklerle konuyu anlatmanın hiç gereği yok. İşte görüyorsunuz grafiği. Sarı, mavi grafik. Almanya, Fransa, siyah grafikse Türkiye. Peki bu grafiğin yani şu Nisan 2022'de resmi rakamla 69.97'ye gelmiş grafiğin Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yazın gelmesi sebze ve meyvenin ucuzlamasıyla baş aşağı düşeceğini mi öngörüyorsunuz? Kim öngörüyor? Nasıl öngörüyor? Nebati mi öngörüyor? Çokça Twitter'da dolaşan bir fotoğraf. Ben de oradan kopyaladım getirdim buraya. Domatesin kilogramı 19.25. Tanesini almışlar. Üzerine fiyat etiketi yapışmış, yapıştırmışlar. Bir tane domates 5.6 5.16 TL. Domatesin taneyle satıldığı bir ülke Türkiye. Daha önce söylemiştim bir kere daha tekrar edeyim. Bu ülkede taneyle satılanlar var benim yaşadığım İngiltere'de. Yani salatalık taneyle satılıyor. Hatta karpuz dilimle satılıyor falan. Bunlar var ama orada elbette israfın önlenmesi, ihtiya insanların ihtiyacı kadar alması falan gibi şeyler var. Bunu kimse yadırgamıyor. Fakat domatesin, soğanın, patatesin falan böyle taneyle satıldığını hiç görmedim ki zaten bunu buradaki tüketicilerde garipser. Kimse domatesi taneyle almıyor. Nesil nasıl paylaşmış? Sen onu sen sen diyor domatesi bırak. Dilimle ekmek alma dönemi başladı. Dilimle ekmek alma dönemi. Bana bu altyazıyı yazdıran Atilla Yeşilada'nın tweet'i Türkiye artık yarı kapalı kambiyon rejimine geçti. Bir adım sonrası tüm döviz işlemlerine denetim kısıtlamalar. Zaten şu anda döviz işlemlerinde denetim ve kısıtlamalar var. Mesajı büyüterek üzerine biraz konuşmak istiyorum. İhracatçıların ihracatçılar dövizle ihracat yapıyorlar ve o dövizin en az %25'ini daha yüksek de olabilir. İhracatçıdan ihracatçıya değişiyor. Telefonlar gidiyor, mesajlar gidiyor vesaire. Bankaya yatırmasını istiyorlar. Ve Merkez Bankası o paraları, kur korumalı döviz vesaire filan neyse oradan elde ettiği kaynakları her ay 10 milyar dolar bozdurarak kuru korumaya, kuru dengede tutmaya çalışıyor. Ne zamana kadar? Seçime kadar. Seçime kadar bunu bu şekilde yapacaklar, öğrenmişler. Ve tümüyle e, yarı kapalı yani açıklanmamış ilan edilmemiş bir kur kontrolü var şimdi kambiyon ne demek onunla ilgili habere bakalım kambiyon rejimi nedir kontrollü kambiyon ne demek diye Erdoğan Aralık e, ayında yani 4-5 ay önce kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor ve orada diyor ki kambiyo rejimi türü tartışmalar açarak ülkesini ve milletini sırtından hancarlamaya çalışanların hangi sinsilikler peşinde koştuklarını farkındayız halbuki e, bu oluyor. Fiili olarak oluyor. Okuyalım. Kambiyo nedir? Kambiyo para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemi. Kambiyo rejimi nedir? Kambiyo rejimi ülkenin dış ticareti ile ilgili yapılan ödeme ve tahsilat işlemleriyle genel döviz giriş ve çıkışlarına ilişkin uygulanan kur politikaları. Uygulanmıyor mu şu anda? Danışkası uygulanıyor. Kastettiğim bu. ...herkesi uyarıyorum derken Atilla Yeşilada da bunu kastediyor. Ve Atilla Yeşilada gibi ekonomistler artık son 6 aydır 8 aydır... iyimser bir hedef belirlemekten hayli uzaklaştılar. Hükümet ekonomiyi düzeltebilir mi? Son 3 grafik Metropol Araştırma'nın Nisan araştırması. Nisan 2022 araştırmasından gelece geliyor. Hükümet ekonomiyi düzeltebilir mi? %66'sı hayır diyor. Partilere baktığımızda... AKP seçmeninin %21'i, MHP seçmeninin %28'i hayır düzeltemez diyor. Durum bu. Peki, Erdoğan'ın ekonomik sorunları Erdoğan mı muhalefet mi çözebilir? Ekonomik sorunları Erdoğan'ın çözebileceğini düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyorum 59. AKP seçmeninin %8'i hayır düşünmüyorum diyor. MHP seçmeninin %26'sı hayır düşünmüyorum diyor. Ekonomik sorunları muhalefetin çözebileceğini düşünüyor musunuz diye sorulmuş Metropol Araştırma Nisan 2022. Hayır düşünmüyorum diyen 53. E, CHP'lerin %18'i, İyi Partilerin %27'si de muhalefet çözemez diyor. İşte böyle bir e, umutsuzluk girdabında, böyle bir ümitsizlik e, girdabında ekonomik gelişmeler, ekonomik durum. Bunu özetlemem gerekiyordu, bunu anlatmam gerekiyordu bir önceki veya iki önceki yayında bahsettim bir bunlar daha iyi günleriz iki Türkiye öngörülebilir bir ülke değil üç bu da olabilir mi böyle bir şey olabilir mi yahu Allah Allah nasıl böyle bir şey olabilir falan dediğiniz her noktada karşınızdaki sizin gibi düşünüyor diye düşündüğünüz için öyle oluyor karşınızdaki sizin gibi düşünmüyor karşınızdaki suça batmış. Karşınızdaki zenginleşiyor. Karşınızdaki bu fakir fukara edebiyatından bile bir siyaset, bir rant, bir oy devşirme derdinde. Bankaların karı geçen yılın aynı dönemine göre 2021 ilk çeyreğin aynı dönemine göre yaklaşık %360 durumda. Bu oynamalarla bile kar ediyor insanlar ve halk sefilleşmiş. Halk işte çöpten ekmek topluyor. Halk ayın sonunu getiremiyor, kirasını ödeyemiyor, evine ekmek götüremiyor, çocuğuna bayramlık alamıyor falan. Bu konular kimsenin umurunda bile değil. Herkes özellikle ülkeyi yönetenler itibariyle gemiyi yürütmenin derdinde. Ama gemi karaya oturmuş durumda. O tıpkı bir kere daha göstereyim. Öznur Kalender'in şu karikatüründe olduğu gibi. Evet. Gerekirse gemileri karadan yürütürüz. Nurettin Nebati'ye bırak ülkenin ekonomisini, bırak kendi mahalleni, kendi hane halkanı, sokağını, arabanı, evini. Nurettin Nebati'ye kümesinizdeki tavukları emanet eder misiniz? Diyeyim ve bitireyim. Bir sonraki yayınım özellikle Ekrem İmamoğlu olayı ve elbette onun basın danışmanı Murat Ongun Olayı bitti zannediyorduk, bitmedi. Yaptıkları açıklamalarla e, krizi derinleştirdiler. Kendilerine olan güveni hayli erozyona uğrattılar. E, bayramda kalması gereken bir tartışma bayram sonrasına sarktı ve belli ki ilerleyen günlerde de devam edecek. E, kriz yönetmek, kriz yönetim stratejisi bir ilim. E, bu, Bunlar kolay konular değil, kolay meseleler değil. Bütün bunların hepsine e, bakacağım. Bakarken de özellikle bir takım şahsi tanıklıklarımı anlatacağım. Özellikle şu son hafta, daha önce söylemedim ama başrollerde olan gazetecilerin en az dördü ile 2 ila dört yıl mesai arkadaşlığı yaptım. Farklı medya gruplarında, çok farklı medya gruplarında çalışmış olmanın böyle bir artısı var. Aynı ofiste, aynı masada çalıştık bu insanlarla. Günün sonunda yemeğe çıktık filan. Arabaları yoktu, evlerine bıraktığım oldu. Ee, o günlerde bu insanlara şu notu vermiştim. Bu insanlar kendilerine çalışırlar. Dolayısıyla mesafeli olmak icap eder. Tek tek isim isim kimlerle ne tanışıklığım var, nerede ne şekilde çalışmışım. Yani Süleyman Soylu'yla ile son de program yapan arkadaşla da mesai arkadaşlığım var. Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanıyla da yıllardır Yıllar süren mesai arkadaşlığım var. Ekrem İmamoğlu'nun karşısına oturtulan kadın gazeteciyle de yıllarca mesai arkadaşlığı yaptım. Oradaki herkesle ama herkesle oturup kalkmışlığım var. Bir teşhiki mesaimiz oldu. Şahsi tanıklıklarımla bu olayın biraz daha anlatmaya çalışacağız. Kriz neden yönetilemedi? Neden sarpa sardı? Bunları artık söylememiz boynumuzun borcu. Bir sonraki yayında bunları konuşacağız. Tekrar görüşmek umuduyla hoşçakalın.